Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte YouTube'u kendi bölümünüzde nasıl kullanabilirsiniz? Bu konuda nasıl böyle inovatif şeylere imza atabilirsiniz? Bununla ilgili biraz tartışıyor olacağız. Videoya başlamadan önce bir iki tane ufak duyurumuz olacak. Bunların ilki elbette bu videodan atılanları daha teknik değil, genel bir başlık olarak ele almanızı istiyorum sizlerden. Çünkü burada aslında tekniğe inmeye çalışıyorsak eğer sizin beklentileriniz, çalışmalarınız, işte yaptıklarınız vesaire bir sürü farklı paradigmaya düşünmemiz gerekecek. Bu da çok gerçekçi olmayacak açıkçası. Bu nedenle burada anlatılanları biraz daha genel olarak ele alın. Biraz daha mindset oluşum odaklı, biraz daha o zihniyeti oluşum odaklı ele alın. Ve sonraki videolarda ve aslında yorumlardaki konu başlıklarına bir referans olarak düşünün. Ve bu kapsamda kendi düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda yazın ki bunun üzerine daha iyi tartışalım. Çünkü diğer türlü açıkçası benim burada bölümle ilgili temel şeyler söylemem sizin için çok da gerçekçi olmayacak bence. Diğer bir duyurumuz ikinci olarak da tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz ve bu da bizi motive ediyor elbette daha fazla video yapma anlamında. Bir diğer arkadaşlar aşağıdaki katıl linki üzerinden, katıl aboneliği üzerinden bizlere abone olarak bölümünüzle ilgili daha fazla video izleyebilirsiniz. Elbette katıl videolarında biraz daha tekniğe giriyoruz. Çünkü orada sizlerle aslında katıl aboneliğiyle biraz soru cevap üzerinden gidiyoruz. Onlara form doldurup o form üzerinden gittiğimiz için daha fazla tekniğe girebiliyoruz. Ve son olarak arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısmından Superpeer linkinden bize abone olarak elbette birebir görüşme alabilirsiniz kariyer yönetimi anlamında. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra işin biraz daha konunun temeline girelim. YouTube şu anda pek çok kişi için bence yanlış anlaşılan bir mecra. Şu anlamda ya bugün pek çok öğrenciyle konuştuğum zaman ya da yeni mezunla hani niye YouTube yapmıyorsun dediğimde şu cevabı alıyorum. Yani orada izlenmiyorum ya da işte bölümle ilgili videolarım izlenmez ki. Ya da işte YouTube'da bugün sadece işte entertainment, eğlence içerikleri çok fazla izleniyor. Böyle boş goy goy videoları izleniyor ya da işte spor videoları izleniyor. Benim videolarım izlenmeyecektir. Şimdi bu çıkarım olarak doğru bir çıkarım olabilir ki doğru sonuçta baktığımız zaman sayı anlamında ama bence arkadaşlar burada şunu ıskalıyoruz. Bizim önceliğimiz çok izlenmek değil. Yani bizden kastım bu arada size kapsayarak bunu söylüyorum içerisine. Sizin işte bu bölümle ilgili video yapan bir insan olarak ya da yapacak bir insan olarak ya da mücahit olarak bizim önceliğimiz işte on binlerce izlenmek, yüz binlerce izlenme almak değil. Yani olmamalı. Çünkü bu işi yapan insanların örnek veriyorum işte bir Sokrates YouTube kanalı ya da işte Evrim Ağacı YouTube kanalı bu kanalların amacı izlenme almak ya da işte bir Barış Arıcan'ın amacı izlenme almak. Çünkü niye onların günün sonunda temel anlamda bir servis ya da ürün satmak gibi bir derdi yok. Ama bizim böyle bir derdimiz olacak. Bizi onlardan ayıran şey bu. Biz aslında bir nevi bir şirketin, ürün satan bir şirketin YouTube kanalı gibi ilerlemek mottosunda olmalıyız. Ama burada bizi ikisinden de yani hem Barış Arıcan gibi ana akım isimlerden hem bir şirketin kurumsal iletişim sayfasına ayıran bir fark var. Biz ikisini birleştiren bir noktada olmak istiyoruz. İstemeliyiz aslında. Temel nokta bence burası. Yani bunu sağladığımız zaman aslında başarı denen kıstasa ulaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bir videomuz 3000 izlendiğinde, 4000 izlendiğinde biz o izlenmeden gelecek olan reklam parasını düşünmeyeceğiz. Biz o 3-4 bin izlenmeye kendi ürün, hizmet, servislerimizi 3000 kişiye, 4000 kişiye duyurabilmenin aslında bir imkanı olarak bakacağız. Ama burada işte bizi o şirketten ayıran şey de bu. Biz orada bir yandan da bir hikaye anlatımı yapmak peşinde olmalıyız. Yani umarım söylemek istediğimi burada daha iyi ifade edebiliyorumdur. Bizim burada aslında bir orta ara katman olarak bir görevimiz var ve olmalı. Aslında bu bölümü okuyanlar, mezunlar ya da işte okumak isteyenler için önümüzde böyle bir imkan var temelde. Yani YouTube'a nasıl baktığınızla ilgili bir konu. YouTube'a işte reklam kazancı, işte sponsorlardan bilmem ne getirisi diye bakarsanız evet söylediğiniz şey doğru ve işe girmeme gerekçeniz doğru bir bahane olur. Ama bence böyle bakmamalısınız. Eğer şu anda düşünceniz buysa yani bölümle ilgili video atmama sebebiniz buysa bence bu düşünceyi kırmalısınız. Öte yandan bence sizi farklılaştıracak bir diğer unsur da aslında konuyla ilgili mutlaka bir takım fikirleriniz olmalı. Ve bu fikirleriniz tartışmaya açık olmalı. Mesela bu benim de yaptığım bir hataydı. Yani söylediğim şeyi yapmıyordum ilk başlarda 2 sene önce. O zaman sadece şunu yapıyordum. İşte bölümle ilgili şu. İşte şu üniversitede şu okumak böyledir. Şimdi kapalı bir şey paylaştığında konuyu bitiriyorsun aslında. Bu yanlış bir gidişat. Yapmamız gereken şey bölümle ilgili ucu açık tartışma konuları açmak olmalı. Ve bugün baktığımız zaman sosyal medyanın aritmetiğine, matematiğinde zaten bu en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bugün işte
Kendall Jenner ya da işte Kim Kardashian baktığımız zaman, ki bunlar hani belki çok başka dünyanın isimleri. Aslında bizim en başta söylediğimiz o ana akımın isimleri. Ama oradanlardan öğreneceğimiz şöyle bir şey var. Onlar da buraya geliyor. Yani buradan kastım ne? Ucu açık, tartışmaya açık konulara başlatmak. Bunlara bir aslında imkan sağlamak. Biz de bunu yapmalıyız kendi dünyamızda. Yani yoksa işte bu bölümle ilgili bilgi veriyorum şu şu şu. İşte popüler bilim şu, popüler mühendislik şu. Bu doğru değil. Yani bu çok sıkıcı çünkü. Doğrudan kastım şu. İnsanlara geçmiyor. Burada insandan kastım ne? Herkes. Yani senin videolarını, senin bölümünün dışındaki insanlar izlemek zorunda değiller. Bu tamam, bu cepte, ama senin bölümündeki insanlar izlemesi için de ortaya bir havuç koymalısın. Bu havuç ne? Tartışmanın bir parçası olabilmek. Bugün işte mesela Evrim Ağacı dedik. Evrim Ağacı'nı bu kadar bence ön plana çıkartan şey bir bilim kanalı olmasına rağmen aslında pek çok tartışmaya açık ve ateşleyici konuları ortaya koyması. Bunu yaparken bence bir algı manipülasyonu yapmıyor ya da bunu yaparken bilimsel anlatıma bir zarar vermiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Ve bence pek çok kişi de benimle aynı fikirde. Ama günün sonunda bilim anlatımıyla, o popüler bilim anlatıcılığıyla o tartışmaya açık olma konusunu bir araya getirebildiği için bugün 4 milyon yakın takipçi sayısı var. Ha, sizler bunu dediğim gibi sayı olarak bakmak zorunda değilsiniz. Yani belki sizin kanalınız 4000 abone bile olmayacak. Ki benim nasıl ki işte 40.000'e bile gelememe çok çok uzun bir yol varsa. Ama günün sonunda gelinen nokta bizleri tatmin ediyor olmalı. Kendi adıma yine bir mücadele olarak bunu söylüyorum. Kariyer Yap Studio, ben normalde eğitim geçmişim olmamasına rağmen kariyerle ilgili. Bugün pek çok üniversite beni kariyer mühendisliğiyle ilgili, kariyer anlatımıyla ilgili seminere çağırıyorsa, bana eğitim verdirtiyorsa, bu temelde benim YouTube kanalındaki yaptıklarım sayesinde. Ve YouTube kanalına baktığımız zaman sayı anlamında bir başarı ortada yok bence. Yani 6000 küsur abone ve işte videolar izlenmiyor falan böyle doğru düzgün baktığımız zaman ilk bakışta. Ama buna rağmen bir elde edilen bir başarı var. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Bu başarı neye göre başarı? Benim kendi alternatif kariyerime göre bir başarı. Normalde yaptığım ana işime baktığımızda yıllarımı vermişim dış ticaretle ilgili, satışla ilgili. Ama günün sonunda 2 yıldır ürettiğim videolar bana yıllarımı verdiğim işten daha iyi bir gelecek vaat edebiliyor. İşte bu bir başarıdır. Bu dijital dünyanın, bu YouTube'un getirdiği başarıdır arkadaşlar. Ha, bunu Mücahit olarak anlatma sebebim şu. Mücahit çok basic, çok normal, sıradan bir hikaye. Yani Mücahit bu sıradanlıkla bunu yapabiliyorsa 3-5 bin takipçiyle, sizler de pekala bunu yapabiliyorsunuz. Yapabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey ne? Sürekli yolda öğrenmeye açık olabilmek. Yani şu doğru bir bakış açısı değil. Ben işte bir haftada 10 tane video atayım, sonra bir daha bir sene moralim bozuldu, motivasyonum gitti. Olmaz yani, bu doğru bir yaklaşım değil. Olmamız gereken nokta şu. Azar azar, sürekli ve öğrenerek. Ya benim bugün videoların her birinde hala öğreniyorum. Muhtemelen bu yaptığım videodan öğreneceğim. Yani mesela pek çok kişi diyecek ki, ya hocam hani bu yaptığın bence videoda şu saçma, işte şu yanlış ya da işte şunları eksik yapmışsın. Abi bence şuraları düzeltsen iyi olur. Bu tarz geri bildirimlerle de öğrenmeye aslında devam edeceğim ben. İşte sizler de bence bu noktada olmalısınız. Yani burada olan bir şey yok. Hani Mücahit de olmadı, sizler de olmadınız. Bir başkası henüz olmuş değil. Hepimiz kendi olma evrenimizden, sürecimizden aslında birer ders alıyoruz. Ve benim de zaten oluşmak istediğim şey temelde bu. Kariyer Yap Studio'da. Yani birbirimizden öğrenerek ilerleyelim. Ha nedir? Benim size bölümle ilgili katabileceğim daha fazla şey vardır. Sizin bana işte dijitalle ilgili, buradaki akışla ilgili öğreteceğiniz çok daha başka şeyler vardır. Ben istiyorum ki arkadaşlar günün sonunda bölümle ilgili tartışalım yorumlarda mutlaka. Ve bu tartışmalarımız birbirimize bir ilham versin. Belki mesela şunu söylemek istiyorum. Sizin yaptığınız bir video kanalı bölümünüzle ilgili ilerleyen aşamada Kariyer Yap Studio'da büyüyecek ve belki bizim bir spin-off'umuz olarak siz ilerleyeceksiniz. Hani spin-off'tan kalsın ne? İşte bir alt kanal gibi o bölüme odaklanın. Bunlar olabilir, olmayacak şeyler değil. Mutlaka bunları tartışalım. Ama bunun gibi başka konuları da üzerinde düşünerek aslında ilerleyebiliriz. Yani bunu ben size direkt söyleyerek bir limitlemek istemem. Ya da herhangi bir şey sayarak sizin önünüze tıkamak istemem açıkçası bu konu kapsamında. Bunları mutlaka başka pencerelerden bakarak ilerlemeliyiz ki daha doğruya ulaşabilelim. Yani en doğru diye bir şey yok hiçbir zaman, ama daha doğruya gitmek sizlerle birebir iletişimimize bağlı bence. Bu nedenle videoyu biraz daha böyle soft dediğimiz, daha yumuşak, daha gelişken konulardan oluşturdum. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım sizlere bir şey katabilmiştir diyelim. Mutlaka her türlü yorum, eleştiri, görüş, öneri, şikayet hepsini yazın. Böylece birbirimizden beslenmeye devam edelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.